Merhabalar. Bu videomuzda Şubat ayında hangi balıkları yemeliyiz ve neden yemeliyiz? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle neden balık yemeliyiz? Bunun hakkında genel bir bilgi vererek başlayacağım. Balıkta şeker ve karbonhidrat yok denecek kadar azdır. Aksine protein anlamında balık çok 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 değerlidir. 100 gram yağlı balıkta 22 gram, 100 gram yağsız balıkta 10 gram protein bulunur. Ve bu protein insan vücudunda %93'ü emilebilen bir nitelikte olan proteindir. Bu oran kırmızı ve beyaz etlerde yok denecek kadar azdır balığa göre. Balık ayrıca madensel tuzlar ve mineraller açısından da son derece zengin bir besin kaynağıdır. Bol miktarda kalsiyum, fosfor, iyot içerir. Ayrıca balık A, B1, B2 ve D vitaminleri açısından da çok zengin bir üründür. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, çevre kirliliği her geçen gün artsa da balık türü açısından çok zengindir. Deniz balıkları siyah etli, beyaz etli balıklar, yerli ve göçmen olarak 4 sınıfa ayrılırlar. Beyaz etli balıkların siyah etli balıklara göre sindirimi daha kolaydır. Jelatin içerdiklerinden haşlanmaya daha elverişli balık türleridir. Tavası, yağlı oldukları mevsimlerde de ızgarası yapılır. Örnek olarak barbun, tekir, kefal, mercan, dil, kalkan gibi balıkları gösterebiliriz. Torik, palamut, uskumru, kolyoz, sardalya, gümüş, hamsi gibi balıklar da siyah etli balıklar sınıfına girerler. Siyah etli balıklar beyaz etli balıklara göre daha yağlıdırlar. Bu nedenden dolayı daha az jelatin içerirler ve haşlanmaya elverişli balık türleri değildir. Hazımları da daha zordur. Evet, balıklar hakkında genel bilgiden sonra Şubat ayında hangi balık yenir? Bu konuya bir açıklık getirelim. Balıkları isimlendirmeden önce balıkları neden ay ay veriyorum sizlere? Onun için de bir anekdotta bulunmak istiyorum. Çünkü balıkların her ay avlanma yasağı olsun, beslenme şartları olsun, yumurtlama dönemleri olsun, denizdeki suyun soğukluğu, sıcaklığı olsun ve denizdeki tuz oranının değişkenliği olsun, her ay ayrı bir balığın yenmesini gerektirir. Ve bu şartlar ışığında tabii az solist olduğu aylar vardır balıkların. Daha sonra da uvertür diyelim artık, oraya doğru gittiği aylar vardır. Şubat ayında kalkan, kefal, levrek, mezgit, gümüş, tekir, tap yaptıkları aydır. Bu balıkları bu ayda gönül rahatlığıyla ve tadıyla yiyebiliriz. Artık yağlanmalarını eksilten hamsi, uskumru, lüfer, palamut gibi balıklar yenmekle beraber bir siklet aşağıya düşmüş durumdadır. Şubat ayının en lezzetli balığı bence kalkan, ızgarası 10 numara olur. Başka da bir numara olmaz zaten bence. Mezgitin yumurtalı ızgarası güzel olur. Levrek, kefal, buğlama ve plaki balığıdır. Bu bilgiler ışığında yöresel ve bölgesel olarak nerede yaşıyorsak oranın yerli balıklarını da gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Bunu hepimizden iyi sizler bilirsiniz. Barbun, torik, kalyoz, laos, mırmır, mercan, orfoz, karagöz, kırlangıç, iskorpit, akya, çipra, kupes, sarpa da girmiştir bu dönemde. Tranca, zargana gibi balıkları da gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Önemli olan burada ne olursa olsun denizden babam çıksa yerim muhabbetiyle balığı hayatımızın her daim içinde bulundurmak.
Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Beğeniye tıklamayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.